Şimdi az önce enerji bağımlılığı meselesi dedik ya Avrupa Birliği'nin. Şimdi orada özellikle Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupa'nın çeşitli enerji kaynaklarına e, ulaşması için elinden geleni yapıyor. E, çünkü Rusya'dan enerji alımına son vermek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. O noktada da işte önemli bir ziyaret bu ay sonunda gerçekleşebilir. Ne o? Amerikan Başkanı Joe Biden ay sonunda Suudi Arabistan'a Gidebilir. Hedefi e, burada Suudi Arabistan'ı piyasaya daha fazla petrol pompalamaya ikna edebilmek. Şimdi bir açıdan daha çok önemli olacak eğer gerçekleşirse bu ziyaret. Cemal Kaşıkçı biliyorsunuz işte İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda hunharca e, öldürülmüştü. E, Biden o cinayet sonrası Velahat Prens Selman'ı e, çok sert e, eleştirmişti bu ziyaret olursa işte Kaşıkçı cinayetinden sonraki ilk ziyaret olacak, ilk yüz yüze buluşma olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a gitmesi gündemde. Kritik ziyaret için ay sonuna işaret ediliyor. Biden 26 Haziran'da Almanya'da G20 zirvesine katılacak. Ardından 29 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine geçecek. Avrupa'dan sonra Suudi Arabistan'a gidebilir. İddialar Beyaz Saray sözcüsü jean Pierre'e Pierre'de e soruldu. Pierre planlanan ziyaret yok dedi. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkındaki olumlu sözleri dikkat çekti. Uh, the... Yemen'deki ateşkesin iki ay uzatılması bölge genelinde diplomasi yürütülmeseydi gerçekleşmezdi. Ateşkesin sağlanmasında özellikle Kral Salman ve Veliaht Prensin liderliğini takdir ediyoruz. Beyaz Saray Sözcüsü'nün Suudi Veliyat Prens'in övgüyü hak ettiğini açıklaması, Biden yönetimi Suudi Arabistan'a karşı tonunu yumuşattı yorumuna yol açtı. Bu açıklama tesadüf değil. Amerika Birleşik Devletleri artan enerji fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'ın desteğine hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç duyuyor. Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın iki numaralı ham petrol ihracatçısı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi enerji piyasasını alt üst etti. Rusya'nın günlük petrol üretimi yaptırımlar nedeniyle 1 milyon varil azaldı. Amerika Birleşik Devletleri açığı Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle kapatmak istiyor. Çünkü artan petrol fiyatları Biden'ı baskı altına soktu. Eğer ziyaret gerçekleşirse Biden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sonra sert sözlerle eleştirdiği Veliat Prens Muhammed Bin Selman'la ilk kez bir araya gelebilir. Biden daha önce Kaşıkçı cinayetini skandal olarak niteleyip bunun bedelini ödeteceğim ve onları gerçekte oldukları gibi parya devlet yapacağım demişti. İktidara gelince söz verdiği gibi Kaşıkçı dosyasını yeniden açtı. Ama Suudi Arabistan'la ilişkilerin korunmasının öncelik olduğunu belirtti. Amerikan basınına göre Biden Suudi Arabistan'a giderse sonraki durağı İsrail olacak. Bu ziyaretler İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmek amacıyla müzakereleri başlatma fırsatı sunabilir. Trump bu hedefini gerçekleştiremeden koltuğunu kaybetmişti. Biden yönetimi bu konuda selefiyle aynı çizgide. İran tehdidine karşı Arap-İsrail yakınlaşması teşvik ediliyor.